Müzeyyen Yapa, Akarbaşı Mahallesi Ulusal Sokak, No 9 Balkan Apartmanı Bodrum katında yaşıyor. 65 yaşındaki Yapa'nın evini su basmış durumda. 10 yıldır bu evde yaşayan fakat son bir aydır evinde bu sorunla karşı karşıya kaldığını belirten Yapa'nın iddiasına göre bu durum evinin bulunduğu sokağa elektrik döşenmesi amacıyla yapılan kazı sonucu oluşmuş. Yavrum bir aydır ben bu suyun altındayım. 9-10 sene oldum eve. Bu seneye kadar hiç böyle suyum yoktu. Bir aydır suyun altındayım. Gece uyumak yok bende, su temizliyorum. Yağmur yağdığı zaman şakır şakır su böyle. Peteklerin altından anneciğim. Beni kim karşılayacak? Ben kanser hastasıyım bir de. Zararınız neler? Ne Oh, her şeylerim gitti benim yavrum. Bak bu şimdi şişti. Patlayacak bu yavrum vitrinim. Patlayacak, suyun altında da çekti mi yavrum? Suyun altında da koltuklar öyle. Sandalyeler öyle. Buzdolabı öyle yavrum, altını çektim. Onları yavrum, sularını ceyran çarpmasın diye çocuğum benim. Ben bir de kanser hastasıyım anneciğim. Ben bunu böyle uğraşacak halim Sürekli yok. her yağmurda uğraşıyorum diyor. He öyle. Hiç evimde şikayetim yoktu yavrum. Nasıl kazdılar buraları yavrum? İşe yaptılar. Elektrik taktılar yavrum, kazdılar. Ondan sonra ben suyun altında kaldım. Aynı zamanda kanser hastası olan Müzeyyen Yapa sorunun çözülmesi için yetkililere seslendi, yardım eli beklediğini vurguladı. Yavrum benim yardımcı olsunlar yavrum, şu evimi ne yapacaklarsa yapsınlar be yavrum, ben artık kaldıramıyorum anneciğim be. Kaldırım ben, param yok, pulum yok, hani çıkarttım ben, bir kiraya da çıkayım ama yok. Verecek gücüm yok yavrum, ben bu evi zor aldım yavrum. Yetkililerden yardım Yardım bekliyorum anneciğim, yetkililerden.